Makbuzların ticari genişlemeye faydası bir süre sonra kağıt para olarak ortaya çıkmış olmalarıydı. Altın, gümüş paralar yerini yeni bir anlayışa bırakmışlardı. Bu anlayış, altın ve gümüş gibi değerli nesnelerin saklandığı ve para çıkarmanın ortak olarak yapıldığı merkez bankalarıydı. Bu gelişme sancılı olmuş birçok çöküşler, sıkıntılar, suistimaller yaşanmıştı. Ancak ticaret, kendi artan ve genişleyen ihtiyaçlarını gidermek için seçici davranmış ve bu bankaların kağıt paralarını altın, gümüş gibi sikkeler yerine kullanmaya başlamıştı. Kısa zamanda tüm devletler bir şekilde kağıt para bastırmaya başladılar. Artık gelişmeler çok hızlı olacak, paranın bir sonraki gelişmesi için yüzyıllar gerekmeyecekti. Artık alışverişte mesafelerin önemi kalmadı. Asya'nın doğusundan ihtiyacınız olan bir bilgisayar parçasını veya Amerika kıtasından beğendiğiniz bir plağı kolaylıkla alabiliyorsunuz. Ödemesini anında yapabiliyor ve adresinize gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunları yaparken insanların yüzyıllardır alışık olduğu gibi para elden ele geçmiyor. Artık parayı fiziksel olarak görmüyoruz. Farklı bir alışveriş çağındayız. Her şey bu çağın iletişim hızına uygun olarak değişiyor ve ortaya çıkıyor. Bu değişimler geçen bin yılın sonu, bu yüzyılın başında hızlandı. Tüm değişimlerin öncüsü olan durumlar vardı. Basit bir makbuzdan kağıt paraya geçiş kolay olmamıştı. Kağıt paraya geçiş ve bunların tedavülü kendine has sıkıntılarıyla beraber gelmişti. Kağıt para yine de getirdiği kolaylıklar sayesinde ve ticaretin şartlarına uygunluğuyla talep gören, aranılan bir ödeme aracı olmuştu. Bunu sağlayan da tedavül bankacılığı, merkez bankası anlayışıdır. 17. yüzyıl Avrupa'sı için para basma ile yetkilendirilmiş emisyon bankacılığının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani 17. yüzyılın özellikle ortalarından itibaren Avrupa'da emisyon bankacılığı yayılmaya başlıyor. 1694 tarihinde kurulan Bank of England, İngiltere ve Galler bölgesinde para emisyonu yapıyor ve bu işlevini yaklaşık 300 yıl kadar bir anonim şirket olarak sürdürmeye devam ediyor. Paraların üzerinde karşılıklarının kasada olduğunu ve geri getirildikleri takdirde bunun ödeneceğinin bildirildiği ibareler ve ifadeler vardı. Pound'u basıp tedavüle verecek olan kuruma, dönemin yönetimi bir fermanla karşılıklarının tamamını altın olarak kasada olması şartıyla para basma imtiyazı vermişti. Paranın Bank of England'la ortaya belli bir imtiyazlı basma ve devletin bu işin içerisine el atması banknotla birlikte ilk başta şu konuyu gündeme getirdi. Yani istediğimiz kadar basabileceğiz mi? Ve dediler ki eğer bir paranın üzerinde 100 yazıyor ise, 100 pound yazıyor ise gerçekten onun 100 pound karşılığı altında kasasında bulunmalı Merkez Bankası'nın. 1800'lerin ortalarından itibaren gelişen sanayi ile üretim, ticaret hızlanmıştı. Para olarak banknot bu ticarete çok uygundu ancak bu gelişmelerle oluşan talebe tam anlamıyla cevap veremiyordu. 19. yüzyılın sonuna ya da 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar emisyon bankacılığı yapan devlet olabilir, anonim şirket olabilir. Tüm bankaların kendi yapılarında tuttukları, rezerv olarak tuttukları para miktarı uluslararası ticarette ki işlem hacmini karşılamayacak seviyede aslında. Dolayısıyla bu daha fazla para bastıklarını, yani hacmin çok daha üstünde para bastıklarını gösteriyor ve burada oranlar mecburen düşmek zorunda kalıyor. Bu uluslararası ticaretin gelişmesiyle ilgili bir husus.
Burada da en önemli devlet Birleşik Krallık, daha sonra Birleşik Devletler. Bir para basmak için değerini karşılayacak altın miktarını tam olarak kasada oluşturmak gerekliydi. Zamanla bu oran azaldı. Önce %70'lere, sonra yavaş yavaş %30'lara kadar indi. Pound, piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra tedavüle süren bankanın itibarıyla karşılıklarını kısmi hale getirmiş olsa bile piyasada talep edilir durumdaydı. Bu haliyle de dünyanın her yerinde satın alımlarda geçerli bir özelliğe sahipti. Kısaca bir rezerv para haline dönüşmüştü. Ülkelerin merkez bankalarının veya uluslararası finans kuruluşlarının, kurumlarının kendi varlık portföylerinde görmek istedikleri ve en yüksek oranda ağırlıklı olarak bulundurmak istedikleri dünya çapında kabul gören para demektir. Bu modern bir tanım olmakla beraber rezerv para aslında tarihin her döneminde özellikle değerli madenler üzerinden tanımlanmış paradır. Rezerv paralar tedavüldeki diğer paralara göre daha fazla kabul gören, daha geniş bölgelerde kullanılan ve kabul gören paralar olarak da tanımlanabilir. Altının dışında birkaç tane daha örnekten bahsetmek gerekirse, örneğin Roma dünyasında ve devamında Bizans dünyasında geçerli olan Aureus altın parası ve daha sonraki dönemler için Solidus altın parası, Venedik Dukası'nı bir rezerv para olarak gösterebiliriz rahatlıkla. Venedik Dukası sonrasında özellikle sanayi devrimini takiben Pound'un, yani İngiliz sterlininin hemen hemen 200 yıl boyunca dünya çapında rezerv olarak kabul edilmiş para olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Pound değerli bir paraydı. Ama gitgide daha büyük bir şekilde itibari para oluyordu. Bu durum bazı kimseler tarafından uygunsuz bulunuyor, tercih edilmiyordu. İnsanlar altın veya gümüşle gelen güveni ve değişen ekonomide değişmeyen bir değerle hareket etmeyi istiyorlardı. Her ne kadar pound geçerli bir para olsa da altın finans piyasasında hala bir kraldı. Pound gibi değerini güçlü bir otoriteden ve bilinirlikten almıyordu. İnsanlar hala emtia parayı yeni oluşan kaydı ve itibari paralara tercih ediyorlardı. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında altın karşılığı olan paralar basılmaya başlandı. Bu paraların üzerinde altın ve gümüş karşılığıyla ödenir ifadeleri vardı. Bunlar sertifika paralardı. Aslında günümüzde de kullanılıyor altın sertifikası. Hatta Türkiye'de, dünyanın çeşitli ülkelerinde de var. Ama en temelde altın sertifikası denince 1900'lerin başında Amerika'da çıkartılan, üzerinde ne kadar dolarlık altın ettiğini yazan belli kağıt parçaları. Bunlara aslında temsili para dahi denebilir. Bunlar altın sertifikası olarak çıkartılıyor fakat bir süre sonra tedavülden kaldırılıyor. 20. yüzyıl başlamış ve her şey hızlanmıştı. İnsanlar artık arabayla seyahat edebilir, uçakla uçabilir hale gelmişti. Ancak kömür, petrol gibi yeni ihtiyaçlar hasıl olmuştu. Bu ihtiyaçlar dünyanın yeniden düzenlenmesine sebep oldu. Bu düzenler oluşurken savaşlar ve sıkıntılar peş peşe geldi. Almanya büyük enflasyon yaşadı. Milyar marklar büyük bir telaşla tek tarafı baskılı ve ıslak bir şekilde tedavüle sürüldü. Paranın hızla değer kaybetmesi artık önü alınmaz bir hal almıştı. Büyük sefaretler ve kıymetli varlıkların el değiştirmesiyle sonuçlandı. Artık şirketler dünyası vardı ve bunlara ait büyük borsalar oluşmuştu. Yine aynı sorunlar benzer sefaretlere ve sonuçlarında da varlık transferlerine sebep olmuştu. Bunlardan biri 1929 krizi, yani büyük buhrandı. Gittikçe krizler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu krizlerin tabii ki kökeni tartışma konusu. Milton Friedman bunun para arzı yetersizliğinden olduğunu, bu işte 1907'de gelen, 18'de gelen, 29'da gelen dalga dalga krizlerin, çünkü o zamana kadar bilindik bir şey değil. Yani iktisadi kriz denen şey bu dönemlerde ortaya çıkan bir şey. Diyeceksiniz ki yani Roma İmparatorluğu iktisadi kriz yaşamamış mıydı? Hayır, bu anlamda yaşamamıştı. O dönem kıtlık yaşanabilirdi.
Ama bolluk varken, üretim varken neden böyle oluyor? Neden insanlar aç vaziyete birden dönüyor ve fabrikalar kapanıp herkes evine çekiliyor? Anlamış değillerdi. Tüm bu sıkıntıların içinde dönemin iktisatçıları çareler düşünüyorlardı. Ortaya gelen çözümlerden biri oldukça dikkate değerdi. Bugüne kadar mevduatlara verilen makbuzlar yerine ticaretle oluşan takasın karşılığının bir senet olmasıydı. Ve bu senedin vadeli bir şekilde bankaya verilmesi sonucu karşılığının para olarak piyasaya sürülmesiydi. Bu düşünce üzerinden birçok parasal gelişme yapılabilirdi. Zamanla kısmen uygulanabilir hale geldi. Sonuçta Real Bills Doctrine denen bir şey ortaya atmıştı. Real Bills Doctrine şunun cevabını veriyordu. Tamam, yani banknot basacağız. Peki ya enflasyon olursa nereye kadar basacağımızı, altın karşılığından vazgeçelim de nereye kadar basacağımızı nereden ayarlayacağız o zaman? Keynes de diyordu ki sonuçta insanlar alışveriş yaparken senet alıyor. Bu senet gerçekten exchange, yani mübadele oluşmuş demektir. Bir değişim olmuş, biri işte diyelim ki dolap satmış, onun karşılığında senet almış, olay gerçekleşmiş. Şimdi eğer onu bankaya getirirse banka onu küçük bir faizle kırsın ve para versin. Çünkü o enflasyon yaratmaz. Çünkü onun arz karşılığı garanti olarak daha öncesinden oluşmuş demektir. Dolayısıyla real biz doktrininde, yani gerçek senetler, yani birinin yazıp da getirip bankaya kırdırdığı senet değil ama gerçekten bir işlemin olduğu senet paraya dönüştürülürse buradan enflasyon oluşmayacaktır. İkinci Dünya Savaşı çıktı. Dünya para düzeni Amerika Birleşik Devletleri lehine değişiyordu. Avrupa'daki altınlar savaş tehlikesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yollanmıştı. Savaş yüzünden Avrupa'da altın neredeyse kalmamıştı. Bu da onların paralarının değerlerini olumsuz etkiliyordu. Ülkeler kendi paralarının değerlerini altına göre belirler, yani bir manada ne kadar altının varsa paran o kadar değerlidir. Ancak bu durumda dengeler değişiyordu. Keynes bunu Bretton Woods sisteminde yaptığı toplantıdaki sunumda ortadaki dünyada bugüne kadar çıkmış bütün altınların o zaman için 40 milyon ton civarı bir şey olduğunu ve bunun bir transatlantiye sığacağını, dünya ekonomisinin patlayan yeni teknolojiyle olan milyonlarca yeni ürünü bu bir transatlantiye sığan metalle döndürülemeyeceğini, dolayısıyla da başka bir sisteme ihtiyaç olduğunu o yüzden orada Bretton Woods sisteminde vurguluyordu. İkinci Dünya Savaşı sonunda dünya para sistemi çökmüştü. Dünya ülkeleri arasında ticari ilişkiler tıkanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çağrısıyla 45 ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Bretton Woods şehrinde bir araya geldi. Türkiye bunlar arasında yoktu. Altın destekli kağıt banknotların artık istenilen vazifeyi görmediği söylenerek ekonomik olarak paranın yapısı ayarlanmak isteniyordu. Uzun tartışmalardan sonra ortaya çıkan uluslararası para anlaşmasıyla uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem geliştirildi. Bretton Woods Anlaşması'nı 27 ülke imzalayınca yürürlüğe girdi ve zamanla Türkiye gibi başka ülkelerde bu anlaşmaya dahil oldular. Bu çözüm için İngiltere'nin büyük iktisatçısı Keynes, Amerika'nın Bretton Woods kasabasına gittiği zaman aklında şöyle bir çözüm önerisi vardı. Yani yine gücü madem Amerika Birleşik Devletleri o sistem çerçevesinde kontrol edecek, o zaman bir kere bütün paralar Amerikan parasına belli bir pariteyle bağlı olsun. Peki, belli bir pariteyle bağlı olsun. Amerikan parası da yine altına bağlı olsun. Yine de tam olarak altından vazgeçemiyorlar ama en azından çıpaladıkları yer daha düşük bir miktar altını kaldırabilecek bir yer. Anlaşmayı imzalayan ve parasını altına dönüştürülebilir yapmayı kabul eden her ülkenin parasının değeri dolara göre saptandı. Dolar, altına dönüşebilme özelliğini koruyan tek ulusal para olarak kabul edildi. Önce Amerikan doları altına, sonra da diğer ülke paraları dolara bağlandı. Doların değeri bir ons, yani 31.10 gram altın eşittir 35 dolar ya da bir başka deyişle 1 dolar 0.88.867 gram saf altın olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi 1 dolar getirene yaklaşık 0.89 gram altın vereceğini ilan etti.
Bu bir şekilde altın, gümüş gibi değerli madenlerin paranın üstündeki hakimiyetini kaybetmesiydi. Ve bu düşüş sürecekti. Bu sistemin işlemesi için güçlü, destekleyici yapılara ihtiyaç vardı. İki tane de büyük uluslararası kuruluş kuruyorlar, IMF ve Dünya Bankası. IMF o aradaki paritenin değişimine onay verecek ve eğer aradaki parite bozuluyorsa, yani dış ticaret açığı var ve uluslararası rekabet o pariteyle edemiyor ise o ülke, tamam ben sana aradaki açığını borç vereyim dünya genelinden topladığım parayla diyen bir kurum IMF. Ama bunun karşılığında senin neden açık verdiğini de oturalım, tartışalım, ona göre bir takım reformlar yapalım. Ve bu reformlar kapitalist, serbest ekonomi yönünde adımlar olsun şeklinde bir mekanizmaydı. Bir de böyle kısa süreli reformlarla ve para alışverişiyle gerçekleşmeyecek, uzun süreli yapısal reformlar gerekecek. Mesela diyelim ki uzun bir tren yolu ağı yapıp ülke içerisindeki mal akışını sağlamanız gerekiyor. Bunu da Dünya Bankası kredisiyle verelim. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın oluşma fikirleri de yine yeni para sistemini kuran kişilerden gelmişti. Kısa süreli borçlanmalar için bir fon oluşturulacak ve uzun işlerin finansmanı için bir banka kurulacaktı. Bu fondaki paralar adeta bir yardım sandığı veya sepeti gibi her ülkenin kendi paralarıyla oluşturulmuştu. Ama kendine ait bir birimi vardı. SDR. İngilizce'de Special Drawing Rights, özel çekme hakları manasına gelen kelimenin baş harflerinden oluşan bir kısaltmayla adını almıştı. SDR, 1969 yılında bir uluslararası rezerv para birimi olarak ortaya çıkarılmıştı. SDR, 0.88.867 gram saf altına eşittir. Yani bir SDR, bir Amerikan dolarıdır. Bir ülke ihtiyacına karşılık yararlanmak isterse, fon olarak aldığı SDR'leri Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası'na verir ve oradan üretilen dolarları kullanırdı. Dünya Bankası kredileri için de durum aynıydı. Dolar genel geçer para olarak kabul edilmeye başlanmıştı. O devirde güçlü başka paralar da vardı ama dolar hesapların değişmezi olmuştu. 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir şekilde altınla doların arkasındaki altın bağını kopardığını açıkladı. Kısaca tüm paralar dolarla kıymetlenecek ancak doların belirgin bir kıymet çapası olmayacaktı. Klasik para anlayışı bu noktaya kadar gelmişti. Orta Çağ'dan 1970'lere kadar gelen para anlayışı bir makbuzun değerinin kabulüyle başlayıp bankaların kendi birimleri ve kupürleriyle çıkardığı banknotlarıyla bu noktaya kadar gelmişti. Ama o zamana kadar çıkarılan her türlü paranın her zaman arkasında değişmez bir emtianın kısmi de olsa gücü vardı. Bretton Woods'la getirilen para sistemi ancak 1971 yılına kadar devam edebildi. Doların devalüe edilmesi ve altına dönüştürülebilirliğinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan uluslararası para krizi, Bretton Woods'la getirilmiş olan altın döviz standardı sisteminin sonu oldu. Tam bu aşamada Amerika, peki ben bunun altın karşılığını verebilecek durumda mıyım? Bayağı bir dolar bastım ama altın karşılığını verebilecek durumda mıyım veya vermek istiyor muyum? İşte bu enflasyonist döneme, stagflasyon dönemine girildiği 1970'lerin ortasında kendi içinde tartıştı ve dedi ki hayır, vermek istemiyorum. Peki ne yapacağım? Yani sistemin patronu benim, çıkacağım sistemden. Vermiyorum diye açıklama yapacağım. Peki vermiyorum diye açıklama yaptığım zaman ne olacak? Yani bu ülkeler bana küsebilecek durumda değil. Ekonomilerimiz entegre olmuş durumda birbirine. Ama dolar değer yitirir mi? Yitirmedi. 1950'lerde tanınan ve varlıklı bir avukat, yemek yediği kulübün lokantasında yanına nakit almadan geldiğini ve hesabı ödeyemeyeceğini fark etti. Sonradan kulüplerde bir üyelik sistemiyle çalışan bir kulüp kartı olması ve bu kartla alışverişlerde sonradan ödeme yapılması konusunda bir öneri getirildi
ve uygulanmaya başlandı. Kulüp kartı gitgide daha çok alışveriş noktasında geçerli oldu. Kısa süre içinde gelişen bu kartla ödeme, üst gelir grubundan daha düşük gelir gruplarının kullanacağı bir hale de geldi. Bu kart günümüzde kullandığımız kredi kartları gibiydi. Aslında temelde bir restoran ve bir kişinin anlaşmasından ortaya çıkan bir teknoloji diyebiliriz buna. Daha sonra tabii ki çok fazla gelişiyor. Günümüzde çeşitli kredi kartı kuruluşları var. Bunlar altyapı hizmeti veriyorlar. Neredeyse tüm bankalarda kredi kartı hizmeti veriyorlar. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla da bu altyapı hizmetleri çok önem kazandı ve çeşitlendi. Kredi kartı bu vesileyle aslında bizim harcama alışkanlıklarımızı değiştiren bir şey haline de dönüşüyor. Aslında paranın bir diğer formu olarak karşımıza çıkıyor. İletişim ile para arasında doğrudan bir ilişki söz konusu. İletişimin tarihsel serüvenine şöyle bir baktığımız zaman bile bunu görme imkanına sahibiz. Posta tatarları, atlı postalar, posta güvercinleri, çeşitli sinyal mekanizmaları, hatta limanlarda gemilerin varmadan ortaya çıkarmış oldukları bir takım mesajlar. Aslında paranın hızını da, ulaşım hızını da arttırdığı söylenebilir. İletişimin hızı, paranın da transferini, paranın da aktarımının hızı anlamına gelmektedir. Haber ve bilginin aktarımının hızlanması demektir. Haber ve bilginin aktarılması aslında bir anlamda bilginin bir karşılığının aktarılması demektir. O bilginin karşılığında bir bedel vardır, bir tutar vardır, bir miktar vardır. Bu da paraya nispet eder. Daha sonraki yıllarda bu işlem, iletişimin hızı, telgraf, telex, telefon, fax ve internetle çok daha gelişkin bir düzeye erişmiştir. Bugün dijital imkanlarla iletişim artık son derece hızlanmıştır. Ve bu esnada paranın da değişim ve ulaşım hızı gerçekleşmiştir. Para transferi iletişimin hızına ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. Bilgisayar paraları ilk önceleri oyun paraları şeklinde ortaya çıkmıştı. Bu paralar aynı kutu oyunlarındaki paraların ya da koleksiyon kartlarının kendi aralarında geçerli olduğu gibi oyun içerisindeki başka oyun araçlarının temelinde de kullanılabiliyordu. Birçok oyun kendi içinde kullanılan özgün parasıyla yine oyun içinde alım satım yapabiliyor, aynı oyun içinde kar ve üstünlük elde edebiliyordu. Oyun paralarıyla hayatını sürdüren ve buna tamamıyla zaman ve vakit harcayan ve açıkçası kağıt paradan çok daha değerli onlar için o oyun parası. Tamamıyla bu anlayıştan gelmiş bir neslin Bitcoin'i özümsemesi tabii diğer nesillere göre biraz daha hızlı ve kolay oldu. 1980'lerden sonra para iyiden iyiye dijital olarak varlık gösterir hale geldi. Para bankalarda fiziksel olarak değil, rakamsal bir ifade olarak bulunuyor. Sadece rakamsal olarak satın alma işlemleri gibi işlemler yapmak mümkün. Böyle bir durumda parayı kullanmak, plastik kartların içindeki bilgi sayesinde para işlemi yapmak anlamına geliyor. Varlıkları fiziksel olarak değil, dijital olarak koruyoruz. Hatta Merkez Bankası ticari bankaların kullanımı için dijital para üretir. Bugün zorunlu karşılıklarını göstermek şartıyla tüm konvansiyonel bankalarda aynı Merkez Bankası gibi dijital para üretebiliyorlar. Kısaca para artık kendisini sadece rakamsal değer olarak tutan dijital hesaplarda ve bu hesaplardan başka hesaplara işlem yapabilen kartlar olarak hayatımızdalar. Para tamamen bir itibarın bir başka itibarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum bir iletişimsel gelişmenin sonucunda oluşmuştur. Başka bir iletişimsel gelişmeyle gelen bu para formu çok daha devrimseldir. Öncelikle bu gelişme blockchain gibi dijital sistemlerle var olmuştur. Bu ortamda farklı bir para anlayışı ortaya çıkmıştır. Kripto paralar. Blockchain teknolojisinin belirli bir merkezi, devleti ve milleti yoktur. Ve bu sistem aracılığıyla aktarılan çoğu kripto para, bugüne kadar çıkan tüm para biçimlerinin aksine sahiplik konusunda anonimlik sağlamaktadır. Yani bu anonimlik,
kripto paranın sahibinin kim olduğunu sadece o parayı elinde tutanın bilmesini sağlar. Blockchain sistemiyle para üretilmiyor, sadece transfer ediliyor. Bu kripto paralar herkesin erişebileceği şekilde kodlarla üretilip blockchain gibi yazılım teknolojileriyle güvenli transfer yapabiliyordu. Kripto para herhangi bir bankadan ve otoriteden bağımsız, içinde şifrelenmiş bilgi barındıran ve açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir değer aktarmanın aracıdır. Kripto para da aslında bir nevi dijital paradır. Ama dijital para ve kripto para arasında belli ayrımlar var. Yani kripto para bir dijital paradır ama her dijital para kripto para değildir. Transfer edilirken herhangi bir aracı kurma ihtiyaç duymadan sadece belli bir kod vasıtasıyla veya şifreleme yöntemiyle transfer edilebilir olması bunun kripto yönü. Paranın fonksiyonlarına sahip olması ise bunun para yönü. Bunları birleştirdiğimiz zaman aslında elimizde gözle görmediğimiz, belki elimizde tutmadığımız ama bize paranın tüm fonksiyonlarını, işlevlerini sunan bir araca dönüşüyor. Paranın serüveni basit bir eşdeğerin sadece zamanla kendini şekillendirmesi değildir. Altına karşı olan güvenin para olarak karşımıza çıkması ya da yıllar içinde bronz, bakır, kağıt olarak görülmesi de değildir. Asıl şaşırtıcı olan, paranın bir anlaşma aracından bizzatihi kendisinin bir araca dönüşmesinin serüvenidir. 6000 yıllık bu serüvende para, her zaman kontrol edilen bir merkezde toplanmak istenen bir nesne olarak karşımıza çıktı. Biz bir arpa tanesiyle başladığımız yolculuğa, bugün bilgisayar kodlarıyla devam ediyoruz. Ama alım gücü olarak para, her şekilde varlığını sürdürüyor ve de sürdürmeye devam edecek.